Bu fuarda gözler son yıllarda büyük atılım kaydeden Türk savunma sanayi ürünlerinin üzerinde. Akıllı bombalardan haberleşmeye de gözlem uydularına kadar pek çok ürün görücüye çıktı. 390'ı yabancı toplam 957 firmanın katıldığı Saha Expo 2022 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul'da devam ediyor. Fuarda yerli ürünler büyük ilgi görüyor. O ürünleri üreten kuruluşlardan biri de TÜBİTAK. Sadece biz sistem entegrasyonu yapan değil, sistemleri bir yerden tedarik eden değil, Türkiye'nin kendi insan kaynağıyla tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke noktasında ilerliyoruz. İşte bu %15'lerden %80'lere gelme noktamız tamamen bu amaçla. O ürünlerden biri de Kuzgun. Kuzgun güdümlü mobiler mühimmat ailesi TÜBİTAK SAGE'nin ürettiği ürünler arasında. Atıldığı sisteme ve kullanıldığı yere göre menzili 40 kilometre ile 180 kilometre arasında değişebiliyor. Her türlü uçan platformdan ateşlenebiliyor. Parçacıklı, delici, termobarik ve genel maksat harp başlıkları taşıyabiliyor. Çalışmalar sadece mühimmatla sınırlı değil. Önümüzdeki yıl Türkiye uzaya iki önemli uydu fırlatacak. İlki TürkSat 6A haberleşme uydusu. Diğeri ise Türkiye'nin milli güvenliğine büyük katkı sağlayacak. Türkiye'nin yeni yer gözlem uydusu İmece önümüzdeki yıl itibariyle uzaydaki yerini alacak. İmece Türkiye'nin uzaydaki gözü olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılacak İmece yüksek yerlilik oranıyla üretildi. Türkiye savunma sanayi alanında artık söz sahibi ülkelerden biri. 2019 yılında biz bu etkinlikleri yaptığımız zaman özellikle yabancı firmalar buraya geldiğinde biz onlarla işbirliği yapabilir miyiz diye uğraşıyorduk. Yani biz sizle çalışalım, işbirliği yapalım diye. Ama şu an memnuniyetle ifade ediyorum ki 2022 yılında Saha Expo'da ziyaretlerimizi yaptığımız zaman şunu net görüyoruz. Artık bizim gücümüz gözüküyor ve bizle işbirliği yapılmak isteniyor.